Herkese selamlar dostlar. 18 ve 19 Ocak iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Güzel bir giriş yaptıktan sonra isterseniz direkt raporlarla başlamak istiyorum ben sizlere. Öncelikle genel pazar raporuna baktığımız zaman da zaten 9-10 tane mücadele verdik. 3 tanesi başarısız oldu. Sizlere bir ideal kombini önermiştim. 2-0-3'lük orandan Samsun Spor galibiyeti, Ham'ın atacağı 2 gol çekildi bir öneri yapmıştım. 2-0-3'lük gibi orandan. Değerlendirenlere tebrikler. Pazar günü güzel geçtiğini söyleyebilirim. Keza cumartesi günü de aynı şekilde geçmişti. Onun dışında biz bir canlı, katıl canlı telegram grubumuz var bildiğiniz üzere. Verona maçına 5'te 5 canlı yaptık ve 10.169 katı oluyor. <laughs> Pardon. Maçın 5.5 üstüne kadar aldık. 2.5 üst 5.5 üst. Deplasman 1.5 üst. Toplam gol 3.5 üst. Ve ilk golü Verona takımından bekliyorduk. Böyle bir canlı yaptık. 5'te 5 yani tek maçtan çok güzel kazanç elde ettik. Ki zaten günün ilk mücadelesiydi. Çoğu kişi aktifti o zamanlar. Yani güzel bir kazanç ettiğini herkesin söyleyebilirim. Yüksek oran grubuna baktığımız zaman da yüksek oran grubunda da 5'te 3'te kaldım. Monaco'nun handikaplı galibiyetini verdim. 2 oranı vardı. Marsilya maçına 2-3 gol. Hatta altına da skorunu yazdım. Skoru da geldi. Dedim ki maç 1-1 skor bekliyorum bakalım yazdım. Maç zaten 1-1 bitti. Atalanta maçına maç sonu 0 direkt önerdim. Ama benim skor beklentim 2-2 idi. Gollü bir beraberlik gelir diye düşünüyordum. 0-0 bitti mücadele. Cezayir mücadelesi gelmedi. Andalya mücadelesi de gelmedi. 1-1 berabere bittiğini de belirteyim sizlere. Yüksek misli grubunda ise neler yaptık ondan bahsedeyim. Yüksek misli de pazar günü tek bir paylaşım yaptım. O da Hellas Verona'nın atacağı bir gole 450 misli girdim. O da 585 lira aldık. Az kazandık fakat net kazandığımızı belirteyim ki zaten Verona erken geldi. Golü erken geldi. 3 tane de gol attı. Bunu da belirteyim. Tek attık diyerekten de geçeyim. Hatta ben sizlere o gün canlılar nasıl bir seri yaptık ondan bahsetmek istiyorum. Verona'nın 2.5 üstü zaten geldi. Devam ediyorum. Sakarya maçında toplam gol 0.5 üstü. Dakika 72'de geldi gol zaten erken geldi. Alan Alanya'nın atacağı bir gol daha vardı. 2.16'lık orandan bir kombinemiz geldi. Ben verdim keza burada. Sasulo mücadelesini ilk kere 0.5 üst verdim. O geldi. Birinci gol deplasman 1.5 üstü şekilde ilerledik ilerledik. Burada canlılarımız zaten başarılı bir şekilde oldu. Ren mücadelesine ilk yerden bir gol gelir diye düşündük. Ve geldi ilk yarı sanırım 2-0 bitti. O geldi. Gaziantep mücadelesi vardı. Birinci yarı 79.5 üst verdik. Sanırım o da geldi arkadaşlar. Benim yatan bir tane canlım var burada. Onu göstereyim. İlk gol. Pardon Hakan'ın yatan canlısı. İlk gol. Şalke'den e, önerdik. Maç 1-1 oldu. Yani önce deplasman attı. Ondan sonra ev sahibi attı. Saslonun iki 2.5 üstü. Toplam gol 3.5 üstü. 5.5 üstü. Dediğim gibi. Geldi geldi geldi. İlerledik. Beşinci gol Ren dedik. O da geldi. West Ham mücadeleler 2,5 üstelik maç önü o geldi diye diye ila bu şekilde ilerledik zaten. Değerlendiren herkese tebrikler diyelim. Bir de seviyelerinden bahsedip videoya geçmek istiyorum hemen. Katıl seviyelerine baktığımız zaman da ana bu arada katıl Telegram grupları da yenilendi. Topluluk kısmından yeni linkine de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ana Telegram grubumuz canlı Telegram grubunun olduğu gruptur. Kombineler de oluyor. Telegram yüksek oran grubu yüksek oranlı maçların verildi. Tekli oynamanızı önerildiğim maçlardır. Genelde 5 tane, 4 tane maç veriyorum. Bültene göre değişiyor. Her şey dahil iletişim grubu da yüksek misli oynadığımız gruptur burası da. Ana Telegram'a, yüksek oranı ve her şey dahil iletişime gereken de yüksek misli bastığımız kuponları da burada görebilirsiniz. Direktten de maçlara geçeyim. İlk mücadelemiz Gaziantep Malatya Spor mücadelesi. Güzel bir mücadele bizleri bekliyor. Burada arkadaşlar ben bekleneni söyleyeyim sonra kendi fikrimi söyleyeyim size. Buradaki beklenen skor 2-0'lık bir Gaziantep galibiyeti. Öncelikle beklenen bu. Beklenen Gaziantep kendi evinde sanırım daha hiç kaybetmedi. 2-0'lık skorla da Gaziantep'in kazanılması bekleniyor. Önümdeki skor zaten skor tablosundan da yazılımımda zaten o benim kullandığım bir yazılım var. Skorda beklenen yani tüm oranlara eksik gedik baktığımız zaman 2-0'lık bir Gaziantep galibiyeti bekleniyor. Fakat Malatya Spor arkadaşlar bir çıkış yapmak istiyor ki devre arasındaki yaptığı bu transferlerden de bunu görmek mümkün. Hatta Gaziantep'ten Kenan Özer ve Diko'yu aldı. İki tane önemli isim bence. Bence Diko iyi bir golcüydü. 8 maçta bir gol attı. 17 maçta 8 tanesini ilk 11 başladı. Bence bitiriliş anlamda iyi. Şunu söyleyeyim. Malatya takımında eksik var. Tete Afrika Kupası'nda Adem Büyükte Kart cezalısı oynamayacak. Adem Büyük'ün olmayışı gerçekten kötü. Çünkü üretkenlik anlamda Malatya'nın bir nevi beyni olduğunu söyleyebilirim. Fakat Malatya'nın genel olarak bu maçta nasıl oynayacağına baktığımız zaman da Gaziantep takımı biraz daha önde oynamak isteyecektir. Kendi evinde olduğundan dolayı ve kendi evinde yenilmediğinden dolayı onun da bir özgüveni olacaktır. Uzun toplarla birlikte Kenan'ı ve Diko'yu burada beslemeye çalışacaktır. Bence Diko da bu maçta muhtemelen ilk 11 başlar. Geçen maçta 2 1lik evinde mağlup oldular. Bence pozisyonlara girdiler. 2-3 tane pozisyona girdiler. Bir tanesini atabildiler. Dediğim gibi uzun toplarla birlikte Malatya'nın ben burada atacağı bir golü değerlendirmek istiyorum. Onun da oranı 1.42 olması lazım. 1.41 gibi oranı var. Malatya'nın deplasman 0.5 Bakın beklenen 2-0'lık Antep skoru. Fakat ben burada terse gidiyorum. Malatya'nın artık bir çıkış yapmasını beklediğimden dolayı o maç bu maç mı olur? Hatta Malatya 10 deplasman mücadelesinde 3 tane de gol atmış. Ben böyle de bir risk alıyorum. Ama yaptığı yeni transferlerle birlikte en azından bu mücadelede bir gol atabileceğini düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Karagümrük'le Beşiktaş mücadelesi. Karagümrük en son mücadeleyi 2-0 gibi skorla kazandı. Karagümrük'te de eksik isimler var. Kart cezalısı Bigley'e ve Zukanovic gibi isimler eksik. Burada Karagümrük takımı nasıl futbol sergileyecektir benim için bu önemli. Karagümrük takımı burada Volkan Demirel bildiğiniz üzere has Fenerbahçeli. Yani ben biraz duygusal yaklaştığımı da belirteyim. Burada bence Karagümrük kendi evinde biraz da özgüvenli olduğundan dolayı ve çok fazla defans yapmamasını nefas yapmasını bilmiyor diyeyim ben sizlere. Biraz öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü takımın genel yapısına baktığımız zaman da hücum oyuncular hızlı ataklarla birlikte Beşiktaş'ı vurmak isteyeceklerdir burada. Beşiktaş'ı burada ısırmak isteyecektir tabiri caizse. Karagümrük takımından iyi bir performans bekliyorum açıkçası. Ve son maçta attığı ikinci gole de baktığımız zaman da Salih Dursun'un golü olması lazım. Veya gol olmadı sanırım o pozisyon. Birkaç tane pozisyon var. Çok hızlı bir şekilde çıkan bir takım Karagümrük takımı. E Beşiktaş da burada haliyle defans yapacak değil. Gezzar, Larin, ortada Oğuzhan Özgür, Yakup ileride de Bahçuvay'ı bekleniyor. Arkasında Josef ve Pjanic. Yani bir nevi burada ideal kadro bekleniyor. Defans hattında Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz, Royzer, Kalede de Ersin. Yani Beşiktaş'ın bir nevi ideal kadrosunu sağda görebileceğiz burada. Fakat arkada yakadığı boşlukları iyi değerlendirmek isteyen bir Karagümrük var. Ve bu işi kendi evinde iyi yapan bir Karagümrük takımı var. Ben öncelikli olarak burada bir KG var. sizlere idealden önerebilirim. KG VAR bence gelir diye düşünüyorum arkadaşlar burada. KG VAR aldık. Fakat biraz daha yüksek oran isteyenler varsa ben burada Karagümrük eğer o benim dediğim ısırmak istediği yapıyla oynarsa Beşiktaş bence cezalandırabilir. Hatta beklenen skor da 1-2'lik skorla bir Beşiktaş galibiyeti. Direkt skor olarak da, da sizlere 1-2 skoru da önereyim arkadaşlar. Ben notlarımı aldım. Geçeyim. Fakat ideal KG Yüksek isteyenler 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti de deneyebilir. Konya Spor, Adana Demirspor mücadelesi. Normalde kombinemi alacaktım. Şimdi Ahmet Çalık bildiğin üzere trafik kazası geçirdi. Allah rahmet eylesin vefat etti. Şimdi Konya nasıl bir futbol sergiler? Yani bu olay takımı zaten kötü etkiledi bildiğin üzere. Moraller, moral motivasyon düşük. Hatta bu maçta belki ertelenebilirdi. Sonradan iddia bültenine girdi onu da belirteyim. Yani Konya'nın ben bu maçta golünü biliyorum. Yani gol atacağını düşünüyorum. Çünkü onlar da gol atıp bildiğin üzere Ahmet Çal'a kitapen gönderme yapmak isteyecekler. Gol sevincinde falan tarzında öyle düşünüyorum ben. Konya'nın golünü ben zaten kafama yazdım. Adana Demir nasıl oynuyor? Adana Demir'de muhtemelen Balotelli bu maçta oynayacak arkadaşlar. Onu da belirteyim. Koronavirüsü geçmiş. Simon Deli Afrika Kupası'nda o yok. Dar kaybetti. Konya Spor takımı transferle bildiğiniz üzere Başakşehir'e gitti. Hatta ben biraz e, baktım dış etkenler yani Ser, Serdar Güler'in Instagram hesabına baktım. Yorumların hepsi Konyaspor'dan yani ihanet tarzında yorumlar vardı. Onu da belirteyim. Şimdi Adana Demir son haftalarda güzel futbolunu sürdürmeye devam ediyor. Son mücadelesinde de şöyle göstereyim sizlere de. Kayseri Spor'la oynadı. Çok fazla pozisyona girdiğini söyleyemem Kayseri Spor mücadelesinde. Kendi evinde olmasına rağmen. Fakat burada dediğim gibi Adana Demir burada etkili futbolunu sergileyebilirse Konyaspor Kalesi'ne gol gönderebilir diye düşünüyorum ki zaten Adana Demir'in en güçlü yönü kontra ataklar olmasıdır ve ceza sahasından ceza sahası dışından şut şansı yaratması da çok güçlü. Bu iki özelliği takımın en güçlü hücum atakları olduğunu söyleyeyim. Kontra ataklar ve ceza sahası dışında çekilen şutlar. Ki bunu kim yapıyor? Yunus zaten hatta Galatasaray'da ceza dışından gol attı bildiğiniz üzere. Yunus ve Balotelli bu iki isim bolca kaleye şut gönderdiğini de belirtebilirim. Onun dışında şöyle Konya baktığımız zaman da zaten bu sezon çok iyi futbol oynayan bir Konya Spor takımı var. Ben burada idealden bir sizlere KG var önereceğim. 1.60 gibi oranı var. KG var gelebilir. Onun dışında ben Konya da burada galip gelmesini bekliyorum. Nasıl galip gelecek ondan bahsedeyim. Benim skor beklentimde burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, 2-1'lik bir skor beklenti var. O doğrultuda ben sizlere 2-22 gibi orandan hatta 2-80 gibi orandan da alabiliriz. Fakat biraz daha ayağımız yere bassın. 2-22 gibi orandan 1 ve 1.5 üstü zaten değerlendirme altına alabilirsiniz. Hatta ve hatta ona girmeyelim. Şöyle yapalım. Ev sahibinin atacağı 2 golün oranı 1.90. Bu da yüksek oran. Skor beklentim 2-1 olduğu için direkt o doğrultuda sizlere tahmin yapmak istedim. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar dilerim. Brighton Chelsea takımı iki tane oturaklı takım karşı karşıya geliyor. Brighton'ı son haftalarda ne kadar çok değerlendirdiğimi hem YouTube'daki takipçilerimiz hem de katıl grubundaki canlı olarak verdiğim maçlarda da görmektesinizdir mutlaka. Brighton'ı ben son haftalarda çok bir şey... her maçını izledim yani son oynadığı maçların hepsini izledim. Özellikle Brentford mücadelesinde 3 hafta önce falan oynadı galip geldi. O maçta 90 dakika izledim. Ondan sonra ben dedim bu takımın maçlarını bir not alayım, izleyeyim. Kazandırıyor da bize Brighton takımı. Brighton burada bak iki takım da oturaklı. Ne oynadığını bilen takım. Bakın ben sizlere sistem olarak Premier Lig'in takımlarını sayayım. Liverpool, Chelsea, City bunlar ağır başlar. Onun dışında West Ham ve Brighton da sistemi olan takımlardan bir tanesi. Oyun sistemi oturmuş takımlardan bir tanesi. Ben çok fazla gol beklemediğimi belirteyim. Şöyle bir tercih aldım ben bu mücadelede. Buna pek fazla oran açmamışlar. Ya tahmin çıkarmakta gerçekten çok zorlandığımı belirteyim. Ben burada ilk bir 1.5 altına almışım. En ideal olarak 1.28 gibi oran açmışlar buna zaten. En ideal alınabilecek tercih bu diyerekten. Onun dışında şöyle de bir tercih almışım. Yüksek oran olaraktan da. Skor beklentisi 2-3 gol bandında kalabilecek bir mücadele olarak düşündüğümden 1.79 gibi orandan da 2-3 golü de eksiz olarak yazmışım. Değerlendirecekleri de bu. Ekstra bir önerim olsun. Ama dediğim gibi çok fazla gol beklenmediğini söyleyeyim. Çünkü iki oturaklı takım mücadele edecek. Brighton'da kontrolü salmayacaktır özellikle. 19 Ocağı geçelim. Bu arada şunu da belirteyim 19 Ocağı geçmeden. Attığınız like'lardan dolayı çok teşekkür ederim. Artı 300'ün üzerinde geçtiği için kombin önerisi de yapacağım. Tekrardan teşekkür ettiğimi de belirteyim. Bu videoya da aynı şekilde artı 300'ün üzerinde like gelirse kombin önerisi de gelmeye devam edecektir. İlk mücadelemiz Göztepe-Sivasspor mücadelesi. Sivas Spor'un son mücadelesini izledim. Trabzon'la oynadı. Bir bir berabere kaldı. Pedro Henrique çok agresif oynadığını da belirteyim arkadaşlar. Yani gereksiz bir şekilde agresif bir futbol sergilemiş bu mücadelede. Hatta sarı kart gördü. Hatta hakem de sarı kart gösterirken dedi artık bir dedi, iki dedi, üç oldu dedi. Dördü yaptın sen. Artık sarı kartı hak ettin dedi. Bu mücadelede aynı şekilde sol tarafta. Pedro Henrique, sağda Erdoğan İlerideki eksiklikler sürüyor. Yani James burada geçen hafta gol attı da biraz Uğurcan'ın hatasını attı. Faysal Faicürü ve Gradel'in bu mücadelede olmadığını belirteyim. Onun dışında Jorge Felix'in de sakatlığı devam ediyor. Ev sahibinde Halil sanırım kart cezası. Çok önemli bir eksiklik olarak görüyorum. Ben bu mücadeleyi tek tercih olarak yapacağım. Geçeceğim. Ben bu mücadeleden yenen olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum. Ama ben bu mücadelenin 2-3 gol bandında takılmasını da beklediğimi söyleyeyim. Çünkü Göztepe son haftalarda iyi bir futbol sergiliyor. Fakat Halil'in olmayışı önemli bir eksiklik. Yine bu maçta kazanmaya yakın mı? Yakın. Fakat ben bu mücadele direkt net bir şekilde 1.78 gibi orandan 2-3 gol tercihini önereceğim ve çekileceğim. Yine zor bir mücadele. Başakşehir mücadelesi çünkü her iki takım da çok güzel oynuyor. Özellikle Kayseri'nin az önce Adana Demir maçında bahsettim. Ee, Adana Demir maçında girdiği pozisyonlar çok güzeldi. Çok güzeldi dediğimden kastım. Yani çok nete yakın pozisyonlar girmeye başardı. Özellikle maçın ilk yarısında, ilk 30 dakikasında çok güzel yine çok güzel diyorum. Yani net gol pozisyonu olmasa bile gol pozisyonu yani net gol pozisyonuna çevrilebilecek pozisyonlara girdiğini belirteyim Kayserispor'un Spor'un. Kendi evinde oynayacak. Eksikleri var mı? Var. Mamet Yaman mesela olmadığını belirteyim. Afrika Kupası'na gitti. Zaten geçen hafta da yoktu. Mesah Keza yok. Emre Demir zaten yok. Kampanyaro da yok aynı şekilde. Dimitros Kolovitos da yok aynı şekilde. Bunlar zaten bir süren sakatlıklar. Deplasmanda Ömer Ali Şahiner'in kırmızı kart cezalısı olduğunu belirteyim. Çünkü son maçta Gol attı. Golden sonra sevincine sarı kart verildi. Sarı, sonra gol iptal edildi. Sarı kart iptal edilmedi. Vardan gitti ona sarı kart verdi derken. Adam da şaşırdı lan. Ne, dediğini, ne oluyor? Tam bir süperlik yani. Başka bir şey değil bu. Bu maçta da skor beklenti sizin 0-0. Bakın. Skor beklenti 0-0. Chelsea maçına ne dedim ben? Ben dedim ki yine gol, çok fazla gol beklemiyorum. Yine idealidir. En ideali burada. ilk yarım 15 altı En ideal olarak yazmışım ben buraya. Başakşehir mücadelesi. Ben bir de yüksek oran önerisi olarak şunu belirtmek istiyorum. İlk yarıdan sanki bir gol gelmez gibi. Notlarıma da yazdım da öyle devam edeyim. İlk yarı sıfır oranına baktığımız zaman da 1.94 oran açmışlar. İlk yarı zaten ben maç geneli 0-0 beklediğimden dolayı yani gol olsa bile çok fazla gol çıkmaz. Alta gidecek bir mücadele olarak görüyorum. İlk yarı 1.5 alt idealdir. En idealidir. 1.30 küsur oran açmışlar. Avrupa'da oran daha yüksektir. 1.45 bandında, 1.40 bandlarında. İlk yarı 0'da 1.94 gibi orandan sizlere önermek istiyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Fenerbahçe Altay mücadelesi. Ya Altay'ın artık hiçbir elinde bir şeyi kalmadı. Bir şeyi kalmadı derken hocasız hedefsiz gemiye rüzgar etki etmezmiş diye bir söz vardı. Öyle bir şey söyleyeyim. Hocası yok, çobansız sürüye veya Öyle bir söz söyleyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe bu maçı kazanır. Kazanırken de nasıl kazanır? Gollü bir mücadele olacak gibi. Ben burada fazla uzatmak istemiyorum. 1 ve 1.5 üstü zaten idealdir. Fenerbahçe adına. 2 gol atarak kazanma, kazanır mı? Kazanması muhtemel zaten Fenerbahçe'nin bu şekilde. Onun dışında ilk yarı birinin oranına baktım. 1.70 bantlarına bir oran açmışlar. 1 ve 1.5 üstü idealdir Fenerbahçe mücadelesine. İlk yeri bir de daha yüksek oranda değerlendirme altına alınabilir. Eksikleri var mı? Var. Kimler eksik bahsedeyim şöyle sizlere. Ya Valencia, Zalai gibi isimler yok. Deplasmana baktığımız zaman da onlarda da eksik var. Özellikle Cebrail'in olmaması sağ bekle. Ofansif yönünden de çok fazla eksik olduğunu da belirteyim. Brentford'la Leicester mücadelesini atladık sanırım. Leicester Tottenham mücadelesi. Şimdi güzel maçlardan bir tanesi. Tottenham'ın Özel pardon Tottenham'ın Leicester'ın 3 haftadır maçları iptal olduğunu da belirttim. Sürekli ertelenen var. Eksiklere baktığımız zaman da Ihan Endidi gibi isimler önemli isimler bunlar. Afrika Kupası'na gitti. Hücum hattında Lukman, Madison, Burness ve Daka oynaması bekleniyor arkadaşlar Leicester takımında. Deplasman'da da eksiklik var Tottenham'da. Sonun olmayışı önemli bir eksiklik. Diğer Bergwijn'ın da mesela şüpheli durumda oynar oynamaz belli değil. Eric Dyer de aynı şekilde şüpheli durumda. Ben güzel bir Premier Lig mücadelesi izleriz diye düşünüyorum. Gollü bir maç. Üste gidebilecek bir mücadele. Fakat önceliğim ben burada KG var olacaktır. Zaten Leicester'a baktığımız zaman da önemli silerinden ara pasları çok denediği için Tottenham'ın o arkaya sakmayı özellikle Lukman bunu Manchester City mücadelesinde çok fazla yaptı. Daka da yapabilir diyerek düşünüyorum ben. Araya paslarla çok fazla pozisyon bulabilir Leicester takımı. Tottenham'ın hatta bu maçta benim programımda galip çıkarmışlar. Tottenham da aynı şekilde baktığımız zaman genellikle ağırlıklı olarak Harry Kane de mesela sanırım 4 tane gol attı bu sezon. Daha gol atmadı beklenti var. Hatta bu hafta içinde bir transfer yapmamız gerekiyor hücum hattına. Ben Kane'i yedek bırakmak istemiyorum. Fakat hücum hattına da bir transfer yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum diyerekten bir açıklaması var. İdeal tercih direkt KG var önereceğim. Tek tercih 1.48 orandan. Brentford'la United mücadelesi. Ben bu maçı kombineme aldım. Neden aldım kombinemi? Nasıl aldığımı da belirteyim. Şimdi United ben sizlere beğenmediğimi söyledim ki zaten Aston Villa mücadelesinde ben yüksek misli grubumda şöyle bir öneri yaptım. Aston Villa'nın atacağı bir gol. Fakat maçı 90 dakika izledim. Aston Villa ilk yarıdaki oynadığı maç yani çok kötüydü. İlk yarıda zaten düzgün pozisyona giremedi. Net gol pozisyonu zaten giremedi. İkinci yarı Coutinho bir girdi. İlk golün asistini yapmadı da. İlk golün asistini yapacakken e United oyuncu pas ayağını sokuyor. O asist yapıyor. İkinci golü de Coutinho attı. Orada bir ateşleme oldu. Hatta Coutinho oyuna nasıl girdi onu belirteyim. United ikinci golü attı. Fernandez attı. Öyle girdi oyuna. İkinci yarı çok fazla daha pozisyon bulunan bir Aston Villa vardı. United yani pozisyon veriyor arkadaşlar. Yani pozisyon vermiyor değil. Brentford'ın bu sezon kendi evinde oynadığı büyük maçlara baktığımız zaman da ee, çok fazla sıkıntı yaşamıyor ve baskılı oynadığını da belirteyim. Yani bu sezon kendi evinde nerede bir büyük takım varsa onlarla karşı iyi futbol sergilediğini belirteyim. Ronaldo deplasmanda tekrar olmayabilir. Bilmiyorum en son Jacuzzi'de fotoğraf atmış havuzda. Takipteyim. Ama muhtemelen olacaktır. Ronaldo, Fernandez, Sancho, Rashford yazmışlar. Ben burada ev sahibinin atacağı tek golü sizlere önereceğim. Onun da oranını açmışlar. Ben EFSA 1.39 gibi oran açmışlar. Yine Aston Villa gibi. Brentford'un da ben bu maçta gol atmasını bekliyorum. United takımı ne kadar galip gelsin yakın olsa da ben burada Brentford takımının tek golünü kombineme alırım. Çünkü Brentford takımı hücumlarda hızlı ataklarda iyi işler çıkartıyor. Mu ve Toney özellikle bu iki isim hücum hızlı çıktıkları zaman iyi işler çıkartabiliyor. Brentford'un United kalesine atacağı bir gol idealdir. Son maçım Valencia Sevilla mücadelesi. Sevilla'yı favori görmüşler fakat ben şöyle bir tercih yapacağım. Son maçlarda da yaptım. İstanbul Ümraniye maçında da yaptım aynı tercihi. Deplasman 15 alt tercihini yapmıştım. Aynı bahisi bunu yapıyorum. Sevilla'nın bu maçta galip gelse bile Valencia kendi evinde Sevilla gibi takıma, bir takıma karşı daha kontrollü bir futbol sergilemesini bekliyorum. Hatta Deplasman'daki eksikler de El Nesri yok El Haddad'i yok. Jesus Namaz, Lamela, Su gibi isimler zaten sakatlı. Fakat Afrika Kupası'na giden isimler de var. Kampos'un ayağına bakıyor bir nevi Sevilla takımı burada. Ben Sevilla takımının burada 2 gol atmasını beklemiyorum. Neplasman 1.5 altın oranına baktığımız zaman da 1.39 gibi bir oran açmışlar. Onun da oranı güzel değerlendireceklere bol şanslar dilerim. Sevilla'nın atamayacağı 2 gol benim için önemli. Şimdi bir sürü maç anlattım. Güzel detaylı anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam Kombin önerisi ekrana gelsin sizlerden ricam aynı şekilde Art 300 üzerinde like atarsanız sevinirim Benim kombin önerim arkadaşlar Brentford takımının atacağı bir gol Sizlere önerimdir onun dışında Leicester mücadelesinde de gollü bir mücadele beklediğimden dolayı Tottenham'da Leicester'da bir güzel bir Premier League maçı, gollü bir maç izleyebiliriz. O maçta da KG var aldım. Sizlere 19 Ocak için bir Premier League kombinasyonu önereceğim. 2 orandan 2-0-3 mü 2 0, mu, 2 -0 -6 ne oranı var. Değerlendirecekler herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.